Devam ediyoruz kaldığımız yerden memleket meselesine. Az önce Batı Şeria içinde sokaklardaki o çatışma görüntülerini ama daha ziyade bunlar gençler, çocuklar demiştik. O mahalleler arasında bir görüntü daha geldi. Silvan ilçesine bağlı Resul Mud mahallesinde bu sefer işgal güçleriyle çatışmalar yaşanıyormuş. Siviller arasında herhalde. Bir görüntü daha var, onu da verelim. Arka arkaya bir sürü görüntü var. İzlemeden, kontrol etmeden yayına vermemiz imkansız. Evet. Bir görüntü daha Orhan. Bu da bu görüntü de Batı Şeria'dan bir görüntü. Aslında 7 Ekim'den, cumartesiden bu yana Batı Şeria'da irili ufaklı gece sokaklarda bu şekilde silah seslerini duymaya başlamıştık. Özellikle dün ve bugün daha yoğun bir şekilde Batı Şeria'nın neredeyse bütün irili ufaklı kasabalarında bu görüntüleri görmek mümkün. İsrail, işgalci İsrail güçlerinin de buradaki sivillere yönelik açtığı ateş de devam ediyor. Operasyonlar da devam ediyor bir taraftan. Bu da profesyonel birlikler, yani polis ya da askerden bahsediyoruz değil mi? Yani orada silahlanmış İsrail'den bahsetmiyoruz. Yani burada İsrail'in kolluk kuvvetleri var. Sokaklarda bunlar bir şekilde şehir, yani Filistinlilere ait şehirlerin içine girip rahat bir şekilde operasyon yapabiliyor, baskınlar yapabiliyor. Bunları son birkaç yıl içerisinde çok daha yoğun olduğunu gördük. Özellikle Nablus'ta ve El Halil'deki bazı kamplara yönelik baskınlar yapıldığını görüyoruz. Buradaki Filistinlilerin kısıtlı imkanlarla bunlara karşılık vermeye çalıştığını görüyoruz. Bu çatışmalarda, mahalle arası çatışmalarda bunun en net göstergesi. Batı Şeria'da da çok yıldız da olsa bir direniş var aslında. Özellikle Doğu Kudüs tarafında da çatışmaların, silah seslerinin en azından duyulduğu saatler oluyor. Ama tabii Gazze'deki gibi bir durum söz konusu değil şu an için tabii. Bu bölgede. Biraz daha İsrail'in dün sabahtan bu yana dikkatinin ikiye bölündüğünü, İsrail'in kuzey bölgesine yoğun bir askeri sevkiyat yapıldığının da bilgisi geçilmişti ajanslar aslında tarafından. Aslında 2'ye değil 3'e çok dağınık, hani bir kuzeyine Lübnan sınırına, bir evet. Gazze sınırına, evet. Bir de Batı Şeria'da sokak aralarına ya da İsrail'in herhangi bir kentine atılan roket ya da orada bir yere de çıkarma yapabilirler. Çok fazla dikkati dağınık. Böyle bir ortamda da kara harekatını mesela bugünden yarına sizce gerçekleştirebilir mi İsrail bu kadar dağılmışken? Yani şimdi Batı Şeria ama kara harekatına tabi olmaz. Yok tabii, hayır Gazze'den bahsediyorum. Tabii. Hayır, bu kadar içeri de karmaşık var. Diğer yerlerde yaşayan Filistinliler tepki gösterirler anlamında. Bu İsrail'le Arap milletvekilleri de var. Zaman zaman İsrail parlamentosunda da tepki gösterir ama orada durum şu. Lübnan sınırına 50 kilometre mesafeden başlar. Müslüman nüfusun yaşadığı kasabalar. Tel Aviv'e gelirsiniz. Tel Aviv'de 2-3 mahallede çok yoğundurlar. Oradan Hayfa hattı dahil olmak üzere gelirsiniz. Kudüs'te zaten Doğu Kudüs tamamen Müslüman nüfustan oluşur. Yani onu çok şey yapmadılar bugüne kadar. Hiç göz önüne almadılar. Mesela şöyle şeyler oldu. 2008 operasyonu bitti. Sonra işte bir Tevrat okulunda bir Doğu Kudüs'lü yani bir Müslüman İsrailli'nin bir saldırısı oldu. Orada 6-7 yaralı, can kaybı vesaire bir olay vardı. Ama bugüne kadar hiç buna dikkat ederek bir davranış bilmiyor. Yani kendi içimizde yaşayan Müslüman nüfus nasıl bir tepki verir üzerinden bir tarz benimsemediler evet. Gazze'ye saldırırken. Yani hiç bakmadılar. Belki böyle daha hani sessiz kalan hücrelerin şu an hareketlenmesi, destek vermesi Hamas'a, diğer örgütlerin ki zaman zaman da yaşanıyor. Bu endişeler varken diye sordum. Yok, biraz Yok ona bugüne kadar hiç bakmadılar. Yani evet, İsrail pratiğini onu hiç dikkate almadılar. Dikkat almadılar. O yıllar içerisinde hani zaten İsrail devletinin, o İsrail o yönetim aklının bir şekilde oralarda bazı pasifleştirme politikalarının etkili olduğunu görüyoruz. İsrail'in korktuğu sınırların öteki tarafı, özellikle Lübnan. En yumuşak karınlarından birisi kuzeyi, yani Hizbullah'ın olduğu. Hı hı. Hatta bunlara işte yine son birkaç gündür o da sıkça dillendiriliyor. Golan Tepeleri mevkii, Suriye tarafından evet. Bölgeye, Lübnan'la birlikte bölgeye yönelik olası bir roket saldırısı ya da oradan
Hizbullah ya da farklı örgütlerin girme, sızma girişimleri olabilir diye orada da ciddi önlemler alıyor. İsrail işte bunların yaşanmaması için aslında bu 30-40-50 yıldır böyle bir polis devleti konumuna gelmiş durumda. Çünkü aynı anda eş zamanlı benzer saldırıların başlatılması İsrail için çok daha ciddi sorunlara neden olabilir. Az önce Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. Yine birkaç gündür konuşuluyor bu savaş hükümeti kurma meselesi. Yine az önce bir son dakika açıklaması geldi Netanyahu'dan ve kurduklarının İsrail'in tek bir amaç için birleştiği yönünde bir açıklama geldi. Tüm İsrailliler dedi artık. Tüm İsrailliler için ama tabii yani... Bu tabii Netanyahu'nun arayıp da bulamadığı bir şey. Tabii yani ondan... İsrailliler benim arkamda toplandığı anlamı çıkar. Ama nereden, ya, bir de çok özür dilerim, şöyle bir şey var yani ben o şeye gittim, Tevrat Okulu'nun saldırılığı bir kere yani şöyle bir psikoloji bakın. Bunu izninizle anlatacağım. Doğu Kudüs'te kalıyorum. Müslüman mahallesinde ultra ortodoks Yahudilerin olduğu mahalleye gideceğim. Taksi normalde 10 dolar yazacak. 100 dolar öneriyorum. Götürmüyor. 2,5 kilometre ötesi, en yakın götüren 2,5 kilometre mesafeye götürdü. Aynı sene 2008'de terör örgütünün Güngören saldırısı oldu. Arabamın park yerinden çıkaramadım. Bir taksiye bindim. Şeye gidiyorum, olay yerine gidiyorum. Beni götüren taksici arkadaş Urfalıydı. Kürt kökenliydi, merak etti, benimle beraber indi. Bakın, Türkiye'nin de şansı budur işte. Yani Türkiye'de, Doğu Kudüs'te bir taksici Kudüs'ün bir başka semtine gitmeye korkar kimliğinden dolayı. Bir başka terör saldırısı olur ki çok en ağır Güngören'deki patlama, en ağır terör saldırılarından bir tanesidir. Ben Kürt kökenli bir taksici arkadaşımla beraber gittim. O da en az benim kadar lanet okudu terör örgütüne. Çok farklı ve o ultra ortodoks Yahudiler mesela bir yere saldırı olmuş. Ölenler var değil mi? Dans etmeye başladılar yuvarlak çekerek. Müslümanlara ölüm sloganları içerisinde bir kutlama haline getirdiler meseleyi. Gözlerime inanamadığım zamanlardan bir tanesidir. Yani İsrail devletine de saldırırlar yalnız zaman zaman. Yani ultra ortodoks Yahudilerin şeylerinden bir tanesi mesela bir rabini öldürdüler biliyorsunuz. İzak rabini onlar öldürdüler. Şeyde bir İsrail askeri otobüsünü de taradıkları vardır. Askerlik yapmazlar, vergi vermezler, çalışmazlar. Onlar devlet içerisinde bir devlet gibidirler aynı zamanda. Ama bağışlayın uzatıyorum bunu söylemem lazım. Şöyle bir hikayesi var İsrail'in farkına varmamız gereken. Çok çocuk yaparlar ultra ortodoks Yahudiler. Hatırlayın Biden Netanyahu'nun sekreterinin önünde diz çökmüştü. 6 tane çocuğu var diye. Bugün İsrail'de sahip oldukları oy oranı o kadar kritik bir noktaya geldi ki %13-14 bandında bir oya tekabül ediyor. Ultra-Ortodoksların, Yahudilerin oyu ve onlarsız hükümet olmak imkansız hale geldi. Yani İsrail'in laik ya da sol kesiminin ülkeden duygusal kopuşunun temel sebebi ultra-Ortodoks Yahudileri hükümete almadan kimsenin iktidar olamaması. Yani merkez sağ iktidar olabilmek için muhakkak ultra ortodoks Yahudileri yanına almak zorunda. Bu operasyonlarla yanına alır mı peki? Şeyi aldı şu anda. Zaten aldı. Merkez solu aldı. Şimdi işte bütün dünya şunu söylüyor Netanyahu. Diyor ki bak bu ultra ortodoks Yahudilerden kurtul. Şimdi birleştiğiniz iki büyük parti, hükümet olduğunuz bu ultra ortodoks Yahudileri at yanında. Yani bakın Biden çok uzun süre randevu vermedi Netanyahu'ya. 11 ay randevu vermedi. Görüşmedi. Bu koalisyondan dolayı mı? O koalisyondan dolayı. Yani ultra ortodoks Yahudilerin İsrail'e maliyeti artık giderek ağırlaşıyor. Ve taşıması da giderek zorlaşıyor ama oy sayıları merkez sağ hükümetleri onlara mecbur ediyor. İsrail'in en büyük açmazı ve özü itibariyle bölündüğü, ya Anayasa Mahkemesi değil, bölünmenin temel sebebi İsrail'in artık ultra ortodokslar hükümette olmadan hiçbir şey yapamaması. Anayasa reformunu da zaten isteyen yine bu ultra ortodoks Yahudi gruplardır. İsrail'deki tıkanma, duygusal kopuş hepsi buradan kaynaklanır. Ve bugün eleştiriler de aslında hani isim vermeden, bir miktar tam olarak adres belirtmeden genelde bu çok fanatik gruplara ya da o akımlara yönelik bu anlaşmazlığın devam ettiğini ve çözülemeyeceğini böyle giderse. Yani her ne kadar Netanyahu şimdi ulusal mütabakat, savaş hükümeti, birlik hükümeti ismini şöyle diyor, koysanız fark etmiyor.
Ama şimdi bugün... Ulusal bir acil durum hükümeti kurduk. İsrail halkı evet. birleşti. Farklılıklarımızı artık bir kenara bıraktık. İşte İsrail halkı da birleşmiş değil aslında bu noktada. Çünkü bugün Ahronot'ta birkaç yazı vardı. Yedek askere çağrılan kişilerden sadece 1/3 gelmiş silah altına. Geri kalan yani 300 bin kişiden 100 bin kişi olarak düşünün. Ama medyada böyle uçaklar dolusu insanların yurt dışından İsrail'e geldiği propaganda. Böyle İsrail genç erkeklerin olduğu görünüyor. Amerika'daki bütün stüdyolara sahiptir. Ayrıca şöyle söyleyeyim bakın New York'taki Dünya Yahudi Konseyi dediğimiz Macaristan'dan gelme Yahudilerin 1902'de New York'a gelen Yahudilerin kurduğu 1930'larda kurduğu bir çatı örgütü. İsrail'den eskidir tarihleri. Ve tıpkı nasıl Ermenistan'da diasporanın hükümetini çok zor durumda bırakması gibi oradaki o Yahudi örgütü de zaman zaman İsrail'i yani en azından İsrail'in sol kesimini çok zorlar ve dışlar. Yani orada bütün stüdyoların yönetimleri vardır. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim size. Bir şeyin propagandasını yapmak için illa bir tarih filmi, bir dönem filmi çekmenize gerek yok. Aklınıza bir düşünün, aklınıza gelecek bütün Hollywood filmlerinde asıl erkek ya da asıl oğlanın en yakın arkadaşı, filmde gördüğümüz en iyi yürekli kişi muhakkak Yahudidir. Yani propagandanın Hollywood stüdyoları müthiştir o konuda. Söylüyorum size, İsrail'in operasyonu varken Hamas'ın düzenlediği intihar saldırıların belgeselleri Türkiye'ye dahil yayınlandı. Çoğu kişi farkında değildir bunu Türkiye'de. O gece ben televizyon kulesinin yıkıldığı gece Hamas'ı hedef alan belgeseli Türkiye'de bir televizyon kanalında seyrettim. Bu oldu. Bu aynı anda bütün dünyada oynadı o belgesel. Propaganda savaşında müthiştirler. Yani hiç söylenecek laf yok o konuda. Evet. Şimdi bunları bir kara harekatını biraz yavaş yavaş geliştirelim. bir mühimmatlara bakalım, bir değerlendirelim. Onlarla ilgili hazırlıklar var. Arkadaşlar arasında verelim mi? Şimdi bugün Pakistan'dan sanırım bir açıklama geldi. Resmi mi açıklama bilmiyorum ama eğer kara harekatı olursa biz balistik füzeleri devreye sokarız diye teyit edebildiniz mi? Yani resmi olarak bir açıklama mı bu? Herhalde değil zannedersem. Ben zannetmiyorum ama Pakistan devlet olarak tanımıyor zaten İsrail'i. Evet. İsrail'i devlet olarak tanımıyor. Peki Hamas'a böyle bir desteği olur mu bilmiyorum. Şunu soracağım, bu kritik bir soru. Peki diyelim ki İsrail böyle bir operasyon başlattı, kara harekatı başlattı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nden destek gelir mi? Gelir. Öyle mi diyorsunuz? Tabii yani Batı onlar da karadan Gazze'ye mi girerler? Askeri anlamda destek gelmez ama yani... Siyasi açıklama anlamında. Açıklama anlamında destek tabii ki. Ateşkes çağrısı gelir. Gelir. Birleşmiş Milletler'deki bir tane daimi temsilci Mahmut var. Mahmut Abbas'ın açıklamaları ikili, ortada zaten. O ikili yani. Açıklama yapar. Yani, bakın polis gücü... Çok özür dilerim bunu anlatmak zorundayım. Estağfurullah. Operasyon bitmiş, İsrail çekilmiş. 3 gün sonrası otelde duruyoruz. Haber geldi. 2008'de mi? 2008. İsrail birlikleri bir daha girdi diye. İşte onun bir hazırlanma süreci var. Aracın üzerindeki o TV, pres yazıları falan filan. Bindik gidiyoruz. Tam Gazze'nin göbeğine geldik. Bir bankamatik, bankamatiğin önünde lacivert üniformalı, eli kalaşnikovlu adamlar sıraya girmişler, bekliyorlar. Kuyruktalar. Şoföre sordum, dedim ki bu ne? Ya dedi burada dedi bankamatiğe dedi çok nadir dedi para gelir dedi. Bunlar dedi Filistin Kurtuluş Örgütü'nün polisleri dedi. Gazze'de polis gücü onlardadır. Bankamatik sırasında para çekiyor dedim. İsrailler geldi ya dedi parasını çeken gelir dedi. Mesele böyle. Çok enteresan. Mesele böyle. Maalesef. Şimdi bu aslında tablo. Siz bakın isterseniz tamam. Yusuf Alabar'da Orhan Sali ile. Tabloyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Söyleyeceğim de bu tabloya baktığınızda normal şartlarda ne koymanız lazım? İsrail'in askeri gücü. Karşısındakinin askeri gücü. Hazır yok. O da. Yok. Yani var ama ya elinde yani olanlar yok, yani o kadar. İsrail'in de oradan yok. Bahsetmiyoruz. Yani, evet. Karşı tarafta var, adamın Orhan mesela tankı var mı? Ben de şöyle oturup sizi dinleyeyim olur mu? Buyurun. Karşı tarafta adamın tankı var mı? Yok. Hava gücü var mı? Yok. F-16'sı var mı? Yok. F-35'i var mı? Yok. Bakın sürekli kara harekatını konuşuyoruz ya. İsrail'in bu kara harekatından elde etmek istediği end state dedikleri nihai sonuç ne olabilir? Şimdi elimizde bir Gazze şeridi var. 2.3 milyon insan yaşıyor. Ve bu 2.3 milyon insanın içerisinde direniş örgütleri var. Ve bu direniş örgütlerinin işte şeyleri... Kalaşnikov piyade tüfeği, makineli tüfek,
En önemlisi burada tabii ki anti-tank füzeleri. Bu tufan füzelerinin falan hassasiyet ile ilgili hususları sıkıntılı olduğu için ortada durum bu. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Bir kara harekatına girişebilir. Fakat kara harekatında başarılı olur mu diye mesela siz bana sorsanız. 2008'de örneği var. 1 kilometre ilerleyebildi. 10 kilometre ilerlese ne olurdu? Askeri kayıp. 10 kilometre ilerlese ne olurdu? Çünkü 12 kilometre. Denize ulaştı. 2.3 milyon insan yine orada duruyor. Yani askeri anlamda bir kara harekatını icra ettiğinizde Hamas ya da diğer direniş örgütleriyle halkı birbirinin içerisinden ayırt etmek mümkün değil. Dolayısıyla kara harekatında elde edebileceği sonuç mutlak surette masaya yatırılmalı. İsrail de bunu biliyor. Hamas da bunu biliyor. Ama şöyle bir şey var. İsrail haritası, Filistin haritası dikkati nazara alındığında Gazze şeridi özellikle son derece dar, 40 kilometreye 10 kilometre. 2.3 milyon insan yaşıyor. Şimdi siz oraya tankınızla, topunuzla girerseniz siz urban warfare dedikleri meskun mahal muharebesine girersiniz. Yani şehirlerin içerisinde verilen bir çatışmanın içine girersiniz ki bunda en çok etkilenecek olan İsrail ordusudur. Neden İsrail ordusudur? Çünkü siz bu meskun mahalin içerisine girdiğinizde kim sivil, kim direniş örgütünün içerisinden anlamanız son derece güç olduğu gibi sizin son derece gelişmiş Merkava tanklarınızın en hassas noktası olan tepe noktasından İsrail topraklarının içerisinde bu Aksa harekatında etkisiz hale getirildi. Bir tane de değil. 4 tane görüntüsünü izlediğim var. Şimdi bu kayıpların bedelini kim verecek? Nasıl hesabını verecekler? Burada başarının kıstası ne gibi sorular? İsraillerin de kafasındaki sorular. Ne başarının kıstası? Şöyle olsa biz burada bir kara harekatı gerçekleştireceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız. Şöyle bir şey yok ki. Burada şehirler var. Şehirlerin burasındaki araziye konuşlanmış mevzilerinde de savaşçılar var. Böyle bir şey yok. Peki, ama onu gözetmiyorlar zannedersem. Hiç dünyanın tanık olmadığı bir şeyle karşılaşacaksınız. Yani karşılaştı. 2006'da, 2016'da yani Genelkurmay Başkanları istifa etmek durumunda kaldı. Biri Hizbullah'a karşı, biri oradaki direniş örgütlerine karşı olmak üzere İsrail kara ordusu büyük başarısızlıklar aldı. Dolayısıyla Hocam çok doğru söylüyor. Uzun zamandır girmedikleri bir yerde şehir savaşında nasıl olacak? Ne tür sürprizlerin hazırlandığı, nerede bir emlak kurmuşlar, nerede tuzak kuruldu bilmez. Bir tek şeye itirazım var. Biden'ın da neden çok bağırdığını çok güzel anlatır. Bakın Amerika'da başlayan bir tartışma var. Hemen kapatmaya çalışıyorlar o tartışmayı. Kara harekatı yapmayın diyor Biden. Kara harekatı yapmayın diyor ama işte durmadan televizyonlara çıkıyor. İsrail'e desteğim, her şeyi yolladım, uçak gemi yolladım. Çünkü Hamas'ın elindeki Amerikan silahlarının Ukrayna'ya yardım için verilen silahlar mı? Yoksa Afganistan'dan kaçarken bırakılan silahlar mı olup olmadığına dair senatörler sorgulamaya başladı. Ya bu konuda sadece Trump konuşmadı. İki Amerikalı senatör üst üste bu konuda açıklama yaptı. Hamas'ın elindeki Amerikan malı silahlar nereden geldi? Ya Ukrayna'dan? Nasıl gelebilir Ukrayna'dan? Ha gelir, şöyle söyleyeyim. Kara borsaya düşerse gelir kısmı var ya da Afganistan'dan kaçarken mi bıraktı diye. Sonuçta Amerika'da bu tartışılmaya başlandı. Biden de ondan çok bağırıyor. Tabii. Onu da bilmiyorlar. Bunu biz Libya'da da gördük. Libya'da Hafter'e verilmiş olunan silahlar Birleşik Arap Emirlikleri'ne End User Certificate dedikleri son kullanıcı belgesiyle teslim edilmiş silahlar çıktı. Ne demek bu? Amerika diyor ki ey Birleşik Arap Emirlikleri ben sana bu silahı satıyorum. Ama bu silahı Birleşik Arap Emirlikleri ordusunun dışında hiçbir yerde kullanamazsın. Son kullanıcı belgesi bu. Aa bir baktılar ki Hafter'in elinde. Dolayısıyla Ukrayna'ya teslim edilmiş olunan silahların dünyanın farklı coğrafyalarında zuhur etmesi Amerika'nın ilk kez karşılaştığı bir problem değil. Ama güzel bir şey söyleyeyim. Yani onlar açısından güzel. Amerika'daki o güçler ayrılığının birbirini dengeleyen hususu Kongre'nin içerisindeki Savunma Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu yürütmeyi bu konuda hiç acımasızca denetler. Oturtur, sorular sorar. Ben mesela Lindsey Graham'ın Ashley Carter'ı Amerikan Savunma Bakanı olarak PYD nedir diyor. İşte diyor bir diyor bilmem ne grubu. Peki diyor YPG o da ayrı. Ayrı falan değil diyor. Bak diyor bilmiyorsun. PYD'nin silahlı koluna YPG diyorlar falan. Bunun gibi yani şeyin yasama organının içerisinde oluşturulmuş gruplar yürütmenin üzerinde müthiş tesirleri vardır. Bakanlar atanmış bakanlar çünkü. Tabii atanmış senato bakan.
duman eder adamı ediyorlar. Ve şöyle söyleyeyim, yani daha basit örnek kendi ülkemizden söyleyelim. İsveç üretimi AT-4'lü değil mi o? Evet. Havanlar. Amerika Birleşik Devletleri lisans üretilmiş. YPG'ye verildi. Biz kendi topraklarımıza kaç PKK operasyonunda ele geçirdik. Evet. Tanksavarlar. Tanksavar peki, yani şimdi burada en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu anti-tank füzeleri. Şimdi siz tanklarınızı soktunuz. 2.3 milyon insan yaşıyor sadece binadan ibaret. Ve sokmuş olduğunuz tanklar açısından anti-tank füzeleri son derece sıkıntılı. Bunun dışında da şehrin içerisinde verilecek şehir savaşları mücadelesinde dışarıdaki her bir İsrail askeri açısından ölüm demek. Bunu Lübnan'da yaşadılar. İşte söylüyorum örneğin. Genelkurmay Başkanı istifa etti. Soruşturma komisyonları kuruldu. Yani Roger Goradin'in İsrail ve Mitler diye yazılmış çok önemli bir kitabı vardır. İsrail bazı konuları efsaneleştirir. İşte Mossad'ın gözünden kaçmaz. İsrail ordusu yenilmez armadadır. Bir kere burada konvansiyonel bir şey yok. Harp bahsetmiyoruz. Neden? Bir tanesi konvansiyonel anlamda oluşturulmuş bir ordu. Diğeri ise şehir muharebesi verecek bir militan grup. Dolayısıyla ikisi arasındaki çatışmayı, çıkacak çatışmayı o perspektifin içerisinden anlamak lazım gelir. Yani şunu söyleyemeyiz. İsrail ordusu kazanır mı, kaybeder mi? Kazanır kelimesinin tanımı ne? Ha, o dese ki 2.3 milyon insanı alacak, denize dökecek ve Gazze şeridinde hiçbir insan kalmayacak. Ha, bu kazanma olarak, yani kazanma derken bunun böyle bir şey olmaz olmaz da. Yani bu konuşulabilirdi. Ya da iki ordu konvansiyonel karşı karşıya gelse bu konuşulabilirdi. Bunun kazananının olmayacağını İsrail ordusu biliyor. O yüzden 5 günden beri bu yana geçen süre içerisinde kara harekatı başlayacak mı, başlamayacak mı? Peki havasız. Neden başlatamıyor? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Yani İsrail'in sütten ağzı yandı. O kadar kolay değil yani. Neden? Çünkü oradaki insanlar beka mücadelesi veriyor. Siz adeta toplama kampı gibi, Auschwitz gibi açık hava içerisinde insanları bir yere toplamışsınız. Bütün sınırlarını kapatmışsınız. Biraz önce haritadan anlattım. O insanlar suya ulaşamıyorlar. Yani sadece 7 Ekim sonrasını anlatmıyorum. Evet, evet. Dolayısıyla ne oluyor? Radikalleşme süreçleri böyle başlar. Yani bu akademik anlamda da bununla ilgili yazılmış sayısız makale vardır. Radikalleşme süreçlerinden de İsrail sorumlu. Dolayısıyla da ne oluyor? Şiddet sarmalı başlıyor. Yani senin uyguladığın tecrit ve insanlık dışı uygulamalar, Savunma Bakanı ne diyor? Bunlar diyor yarı hayvan statüsündedir diyor. Bunu ağzıyla söylüyor İsrail Savunma Bakanı. Lindsey Graham'ın bugün açıklaması vardı. Türkiye'ye yönelik uygulanan bütün ambargolarda bayrak tutanlığını, bayraktarlığını yapmış adamdır Lindsey Graham bu konunun. Altını üstüne getirin diyor. Bakın aynen bu cümleyi kullanıyor. Yani Gazze şeridinin altını üstüne getirebilirsiniz diyor. Şimdi dolayısıyla bu perspektiften baktığımızda İsrail temkinli hareket etmek zorunda. Gazze şeridinin içine o kadar girmekte sıkıntı çekiyor. Çünkü radikalleşme süreciyle 2.3 milyon insan 10 yıldan bu yana uygulanan tecritin bir sonucu olarak öfkeli ve bilenmiş bir şekilde. Nasıl gireceksiniz? Hamas istiyor mu bir kara harekat? Yani Hamas içeriye çekmek sözcüleri için içeriye çekmek zaten istiyor mu? İçeriye çektiğinde Hamas bildiği minderde güreşecek. Evet. Çünkü Pehlivan bildiği minderde güreşir. Hamas içeriye çektiği an Hamas'ın istediği şartlara gelecek. İsrail'in devlet aklı bunu okuyamayacak kadar cahil değil tabii ki. Bizim ne yapacak bildiği peki? Yani kara harekatı yapmayacak, havadan vurmaya devam yani edecek. Yani şöyle, kara harekatı yapmayacak anlamında söylemiyorum ama belki Gazze şeridini kuzey-güney hattı içerisinde ikiye bölüp Gazze'yi yutulabilir lokma olma anlamında batı ikiye bölebilir. Bir şeridi kontrol eder, içine girmez. Salam şeyi. Ve o haritayı ekrana getirebilirlerse, ben oraya notuma yazdım. Bir Gazze haritası. Tabii Gazze haritası benim notlarımın içinde de en aslında ideal noktaları şuraya not almıştım. 2005'te hatırlarsanız orada çok sayıda Yahudi işgalci vardı. 2005'teki o anlaşma sonrasında onlar çekilmişti. Yine benzer bir şey mi olur diyorsunuz? Bakın ben yok. Bir değil, tane Gazze şeridi. Gazze haritasını getirelim. O gelirse. Evet. Şimdi buranın içerisinde orta bölge diye Gazze şehrinin, Gazze kent merkezinin hemen altıyla, şuradaki tutamak noktasıyla, şurası bakın haritada da gözüküyor zaten, şehirleşmenin son derece daha düşük olduğu. Buradan mesela bir girme yapıp Nuseyrat mülteci kampını
Gazze'yi kuzey ve güney olmak üzere iki parçaya ayırıp daha yenilebilir bir lokma haline getirmek isteyebilir. Tabii ki biz tahminde bulunuyoruz ama bütün şu Gazze şeridinin içerisindeki bu kesafette, bu yoğunlukta, dünyada en çok yoğunluğun yaşandığı yerde girdiğinizde mesela lojistiğini nasıl sağlayacaksınız? Girdiniz, tamam mı? 6. kilometre çok büyük bir yapılaşmanın ve aynı zamanda da kötü yapılaşmanın, yolların dar olduğu, kötü yapılaşmanın girebilir son derece mesela giriş mesela oraya tanklar Özay Bey? İşte nasıl giriyorsunuz? Hadi girdiniz. Lojistiğini nasıl sağlayacaksınız? Rusya'nın Ukrayna'da mesela yaptığı bu son hata derece mesela. Önemli. Şey değil ki bu. Yani taktiği bilgisayar mesela. Oyunu oynamıyoruz. Tankı soktun geldi. Geldi 6. kilometresine kadar işte şu kadar tank imha oldu. Bu tankın yakıtı nereden gelecek? Askerin yiyeceği içeceği nereden gelecek? Çünkü orada yol sana bilenmiş ya. Bir halk olduğu gibi bütün öfkesi ve nefretiyle birlikte seni bekliyor. Ne yiyeceksin? Ne içeceksin? O lojistiğin, kullanacağın mermi, mühimmat sana nasıl ulaştırılacak? Birçok sorun. Ha bunu yine de yapamaz mı? Yapar. Ama 2 milyon 300 bin kişinin içerisinde son derece soykırım denilebilecek katliamlar yaparsa tabii. Belki bunu gerçekleştirir. Onu göze alabilir mi hocam bir de? Tabii. Efendim? Onu göze alabilir mi bir de? Bunu işte onu söylüyorum. Bunu göze alamadığı için 5 günden bu yana bu karar süreçlerini kafalarını işletebilmek duymuyor. İçin kara harekatı başlayacak mı başlamayacak mı? Belki esir takası kapsamında bunlar pazarlık masasına gelirse İsrail belki de şu an bu kara harekatını herkesin düşündüğünün aksine başlatmamak için ya da çok mahdut bir kara harekatı icra etmek için peşrev faslını uzun tutuyor. Olabilir. Evet. Bu arada yani operasyonlarda rehinelerini buluyor diye bir şey yok. Gilad Şerit'i kurtarmak için de girdiler. Bulamadılar. Yani onun da garantisi yok. Bulamadılar. Tabii yani inanılmaz şimdi, tüneller var. Yani ya, bütün, Türk medyasında şöyle haberler lazım. Çıktı. İşte Hamas aldığı rehineleri canlı kalkan olarak kullanıyor vesaire. Evet, evet. Çok böyle bir şey yok. Tam tersi Hamas müthiş saklar. Çünkü Gilad Şalit'e karşı 1000 küsur kişiyi aldı. Tabii tabii. İsrail hapishanelerinden. Yani Hamas'ın şöyle söyleyeyim siyaset üretme tarzı Hamas'ın İsrail'i durmadan pazarlığa zorlar. Bu rehineler meselesinde de bunu pazarlığa zorlayacaktır. Yani kaç rehine var toplam? %150 arasında net sayı bilinmiyor. Ama yakın asker olduğu söyleniyor. İçlerinde general dahil olmak üzere. Şöyle söyleyeyim. Bu da büyük bir çok büyük skandal. Dün 100 civarında İsrailli subay tespit edilmiş rehinelerin evlerine gitti ve orada rehin olduklarını söyledi. Ama kesin rakam bilinmiyor. İlk günkü rakam bir ara 52 deniyordu. O deniyordu, bu deniyordu. Şimdi %150 arasında bir noktaya gitti. Bir de işin böyle bir başka tarafı daha var. Nepal'den de var. Nepalli rehine de var. Amerikalı da var. Yani İtalyan rehine olma ihtimali var. İşte Fransızlar bir kaybımız var mı yok mu diyor. Almanya o elektronik müzik festivalini organize eden kız ve onun bir Meksikalı erkek arkadaşı var. Kızın onların elinde olduğu biliniyor. Teyzesi Almanya'da yaşıyor çünkü. Şimdi şey birazcık karmaşa. Evet. Ya bilgisizlik ilk defa bu kadar bilgi çaresizliğin de şu an. Yani Gilad Şalit meselesinde 5 yıl sakladı Hamas. 5 yıl 2006'da aldı, 2011'de bıraktı. Ve İsrail'in o aradaki operasyonlarda falan da bulamadı İsrail. Dolayısıyla genellikle ama yani hocanın söylediğine ek katkı olarak şunu söyleyeyim. Genellikle hep Erez geçişi tarafından girerler. Ve kuzeyde. Esas vurmak istedikleri yerde yani televizyon kulesi vesaire falan o Gazze orta şey hattı. Cebaliye bölgesini geçtiğimiz operasyonlarda oldukça. Evet daha en çok. En çok var burada. İlk i̇şte bölge. Kara birlikleriyle de oradan giriyorlar. Sizin söylediğinizi şöyle doğruluyor. Tanklar piyade ile beraber girer. Yani önce tabii. Çok yoğun hava kuvveti arkasından aynı anda tanklar ve onların etrafında işte özel kuvvet gibi piyade birlikleriyle beraber şehre giriş modelleri genellikle hep bu şekilde oldu. Ya da ilk başta zırhlı araçlarla da piyadeyi getirirler. Belli bir noktada hatta Rusya'nın Ukrayna'da ayağının sürçmesinin en önemli sebebi zırhlı araçlarını destekleyecek piyade birliğinden mahrum oluşu. Birlikte senkronize yürümesi lazım. Ama onlar tabii konvansiyonel muharebe. Burada dediğim gibi meskun mahallin içerisinde bir evet. Muharebeden bahsediyoruz. Peki yani sonra. Refah sınır kapısında yani bir insani koridor tabii oluşturulması ki, için görüşmeler sürüyor. Ama bunu Mısır kabul etmez. Niye Mısır kabul etmez? Mısır baskılara dayanamayıp artık bundan sonraki süreçte kabul etmesi durumunda Gazze'deki Filistinlerin
Bu bölgeden çıkma ihtimali var mıdır? Çünkü bizim bugün konuşmuş... Bu nedir biliyor musun? Çok bazı güzel. Filistinler dedi ki ya yok biz topraklarımızı terk etmeyeceğiz ne olursa olsun burada öleceğiz diyorlar. Bir taraftan da bu insani Abraham koridor... Accord dedikleri İbrahim Anlaşması'nın evet. silah zoruyla dayatılmasıdır. Çünkü İbrahim Anlaşması ortaya sürüldüğünde birçok şey var. Mesela Batı Şeria'dan Gazze'ye üzeriden oluşturulacak büyük viyadüklerle ulaşım sağlanacak falan dendi. Peki evet. şunu söyleyeceğim. Ne solcu ne alayım bir Batı Şeria'ya gidecekmişiz. Tamam, lütfen devam ederiz sonra buyurun. Buyurun. Buyurun buyurun siz tamamlayın. Ha, şimdi İbrahim Anlaşması'nda şunu söylüyordu. Gazze şeridi bak burada verimli topraklar ekiyor biçiyor. Şurada açlıktan ölen insanlar. Ya bu gerçekten inanılmaz bir trajedi. Dedi ki Gazze şeridini boşaltma karşılığı Sina Yarımadası'ndan bir yer tahsisi. Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Yani işte ben de onu şimdi bu kara operasyonu yapmadan hava operasyonlarıyla ciddi bir şekilde yoğun bombardıman, halı bombardımanı da dahi düşünün. Buradaki çünkü İsrail Savunma Bakanlığı ve Netanyahu'nun yaptığı önceki günde açıklama da ya gidin Mısır'a gidin, Refah'tan çıkın Mısır'a gidin çağrısı vardı. Acaba kara harekatı ya da bunların öncesinde buradaki nüfusu Filistinlileri bu şekilde yoğun bir bombardımanla bölgeden uzaklaştırma o dediğiniz İsrail'in bu ihtimal dışı değildir. Bunu mu yapmaya çalışıyor? Bu ihtimal dışı değildir. Neden ihtimal dışı değildir? Lübnan'ın güneyini işgal ettiğinde 200 bin Lübnanlının öldürüldüğüne şahitlik ettik 75 ile 1990 yılları arasında. Sadece Şatile katliamında 3500 kişi 2 gece içerisinde falangist Ortodoks Hristiyanlar tarafından İsrail adına Filistin kamplarına girdiler, kıtır kıtır kestiler. Şimdi bunların hepsini bilen, tarih yazıyor bunların evet. hiçbirisini biz şey yapmıyoruz. Bu kadar açıkken İsrail'in halı bombardımanı yapmayacağını, toplu bir katliam yapmayacağını kimse garanti edebilir mi? Edemez. Elbette edemez. Evet. Şimdi Batı Şeria sokaklarındaki o hareketlilik gitgide artıyormuş. Evet. Orhan Salih, Celal Tamimi Batı Şeria'dan bir akademisyen hattımızda olacaklar şu an. Buyurun Yusuf Bey.